Selena'nım, Selena'nım. Yine nereye geldik Selena'nım? Arkadaşlar herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün nereye geldik biliyor musunuz? Uçağa atladık, Dilerkent'in evine geldik. Evini karıştıracağız, o muhteşem oyuncaklarından oynayacağız bakalım. Evet ya, bak benim en çok dikkatimi çeken şey ne biliyor musun? Ben şimdi yaşımız... Kapandık bir şey. Evet bak şimdi, yaşımız ilerlese de ben en çok böyle oyuncak, oyun, o bu o kadar böyle tutkulu, o kadar çok heyecanlıyım ki zaten benim evimde de oyuncaklar vardı. Dilerkent'in evinde nasıl oyuncaklar vardı, neler vardı ben mesela onu çok merak ediyorum. Ve gerçekten insanlar Dilerkent'in, yani çocuklar Dilerkent'i bir masal kahramanı olarak görüyor. Dilo Hanım! Şimdi gidelim kendisini ziyaret edelim, evini alt üst edelim, oyuncaklarıyla oynayalım. Bu arada sanki ilk defa kapıdan giriyormuşuz gibi yaptık. Sanki hiç haberi yok. İçeri girmedik, şunları önden bir Dila'dan almadık hiç sanki. Hiç haberi yok yani böyle bir şey. Hoş geldiniz! Hiç sözleşmemişiz gibi, bunları kafamıza evet takmamışız gibi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Senin kanalından da merhabalar. Merhaba. Buyurun eve direkt alıyorum sizi. Hemen başlıyorum. Ama bir dakika, sizlere. Senin kulakların nerede? Benim kulaklarım kulaklarım. Burada. Evet, böyle. Bir daha bir şey söyleyeceğim. Sıra gelmek istemedik. İzmir inanılmaz çok sıcak. Evet. Ben şu an güzel yandım. Güzel İzmir'e hoş geldiniz. Bu arada özel bir günde 9.50'de geldiniz. Bizim evet, kurtuluşu 100. yılı. Onu alkışlıyorum. Evet. Ben bir sadece şu an bir su rica edeceğim. Su rica edeceğim. Varsa o zaman şöyle yapalım. Hemen ben su vereceğim ama sizlere özel bir şey hazırladım mutfakta. Gelin o zaman. Gelin arkadaşlar. Özel bir şey. Bizim bundan hiç haberimiz yok. Baklava değil, pamuk şeker. Pamuk şeker mı? Şimdi yaptım sıcak sıcak. Bak bakalım tadına. Beğendin mi? İnsan bir paylaşır Selen ya. Ay, sıfır paylaşımcı bir insan ya. Bak görüyor musun? Bir gerçekten aşkım sen de. Tavşanı uzatıyor. Kendi çocukluğuma dönmeye geldim arkadaşlar. Bugün eşim kesinlikle 27 değil. Bugün yaşım 7. Yaş vermiyoruz. Ben de söylemiyorum yaşımı arkadaşlar. Bu evde gerçekten çocukluğumda doğacak. Evet. Bir saniye ya. Ha? Pamuk şeker makinesi mi var? Evet var. Pamuk şekeri çıkardım arkadaşlar. Mutfak böyle, görmüş olduğunuz gibi. Hemen hızlı devam edelim. Eve girer girmez ben evin mükemmel olduğunu anladım. Ya teşekkür ederim. Böyle söyleyince de çok salonun. Evet, hemen göstereyim arkadaşlar. Burası evimin salonu. Yemek masam, oturma koltuğum ve ondan sonra aslında çok az eşyam var ama büyük olduğu için biraz fazla duruyor. Aşırı düzenlere uyumlu. Evet. Gerçekten harika bir mimari. Teşekkür ederim. Ben de zaman kaybetmeyelim. Biraz büyük arkadaşlar, gezecek çok fazla yer var. Sizi bir odaya götürüyorum ve orada size bir sürprizim var. Tamam. Güzel bir sürpriz. Hep Atakan'ın, sürpriz. Atakan'ın seveceği bir sürpriz banyo vardı arkadaşlar. Ben orayı göstermedim. Oyun. Bravo. Oyun bizim için. Diğer geldiğinde de oyun zaten biliyor musun? Biz zaten oyun oynamaya geldik. Oyun oynamaya. O zaman oyun oynamaya gelsin. Sizi buraya alabilir miyim acaba? Buraya alayım. Arkadaşlar evet, burası bir elektrik çarpma yeri. Evet. Parmaklarımızı sokuyoruz ve elektriği otomatik çarpma, rulet yani. Çocuklarına gelince tinki fikirler, bize gelince elektrik. Hayır asla. Ben arkadaşlarıma her şeyi izletiyorum, oynatmıyorum sadece. Yapacak bir şey. İki parmak sokalım mı? Var mı sana iki parmak? Ben böyle yapacağım mesela. Evet. Hadi risk alıyoruz. Start'a basıyorum, hazır mısınız? Çekmeyin ellerinizi. Ha. Başladı. Ha. Ay çok korkuyorum. Bu arada bayağı çarpıyor, dikkat edin. Ay çok korkuyorum. Alın şu an Atakan'da durun. Atakan'da dursun, Atakan'da, Atakan'da dursun. Atakan'da dursun. Ay bana çarptı kaç kere zaten, lütfen ol. Ay! Çak. Atakan'da dursun demiştik arkadaşlar. Kaldı beni, baksana. O kadar. Bayağı çarpıyor. Abartıyor şu an, o kadar öyle bir şey yok. Bayağı çarpıyor. Hayır, hayır. Gerçekten çok yaptı. Gerçekten çok yaptı. Hayır çarpmıyor. Ya abartmayın ya arkadaşlar. O kadar çarpmıyor. Biraz acıcı ısırıyor sadece. Bence bu kadar yeter. Atakan çarpıldı evet zaten. Arkadaşlar burada zaten kurgularım yapılıyor. Görmüş olduğunuz gibi boş bir oda. Burada böyle gurur tablom var. Abone sayılarım, izlenme sayılarım falan filan. Ve köpeğim Melon'un resmi. Harika gerçekten. Hadi aşağı iniyoruz. Aşağıda sürprizler devam ediyor. Evet şimdi hangi odaya geldik Dilacığım? Şimdi en alt kata, videoların nasıl çekildiği yere geldik. Yani... Daha çok burası ikinci salon diye geçiyor ama burada videolar çekiyorum arkadaşlar. Hatta gelip burada sizi ringe davet edebilirim Atakan Bey. Ooo eş boksu alırız. Eş boksu evet. Bir box o zaman maçımız, bir boks maçımız var zaten sanki. Zaten aşk ya
Senle biraz herhalde bu haftalarda biraz senle biz birbirimize bir sıkıntılarımız var gibi. Ben bilmiyordum arkadaşlar. Sorunumuz var gibiydi. O sorunları bence bu an şurada halledelim. Bu arada ben biraz yavaşladım fark ettim. Evet şimdi hakem olabilirsin Dilay'cim. Tamam oradan başlatıyorum. Şimdi bana bir şey diyeceğim bak. Hodri meydan, hodri meydan. Şimdi öyle acıma bak. Ya misafir dedik misafir. Benim suçum var, o nasıl vuruştu gördün mü? Atakan suçu yoktu. Aa, hayır. Ben kaçıyorum. Bir dakika, bir dakika. Ring'e davet ediyorum seni. Lütfen. Bir dakika. Ring mi kaldı arkadaşlar? Bir bakın bakın. Böyle evlilik böyle bir şey işte. Evlilik böyle bir şey. Senin ağzını burnunu. Karım ben seni. Bir dakika. Aşkım. Ben şu an kapattım çenemi. Kız sende. Bir tane geçirecek diye korkuyorum şu anda. Kız sende. Ya bir şey söyleyeyim mi? Aşırı eğlenceli bir ev ya. Gerçekten özellikle bir çocuk olsam yani. Evet bu ya. Bu evden asla çıkmak istemem ya. Bak gerçekten. Dila çok özür dilerim. Biraz hadsizlik yaptım. Estağfurullah olur mu dağıttım. Öyle şey? Ama... Hiçbir şey değil. Beraber toplayacağız zaten değil mi arkadaşlar? Tabii tabii. Beraber toplayacağız tabii, yani. Arkadaşı ben yapmayacağım değil mi? Tamam. Evet hadi o zaman gidiyoruz biz. Görüşürüz. Ya benim içimdeki çocuk çıktı ya. Oo çok iyi gerçekten. Vallahi. Herkesin içinde bir çocuk onu çıkartabildiysek ne mutlu. Evet, ben evet. Bundan mutluyum arkadaşlar. Buyurun hadi bakalım kim atıyor? Evet aşkım buyur. Önce ben mi? Evet. Tamam. Atıyorum o zaman. Tezahürat, tezahürat. Tezahürat istiyorum. Hadi. Bir. Tezahürat ne? Hadi. İki. Üç. Oynamıyorum. Arkadaşlar gerçekten yaptığım hareketler için özür diliyorum herkese. İnanın buraya gelince böyle bir moda giriyorsunuz. Çocuklaşıyorsunuz şu oyuncakları görünce. Lütfen mazur görün beni. Zaten devam ediyorlar. Hadi bakalım evet. Sauna yap. Burası da evinin saunası. Evet. Burası gerçek sauna mı yoksa oyun saunası mı? Gerçek sauna. Ama hiç kullandık mı diye sorun normal hayatta kullanmadık bu arada. Şöyle hoş geldiniz. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi nereye gidiyoruz? Burada güzel bir sinema odamız var. Buyurun hemen alayım sizi. Sinema odası. Evet sinema odası ama yine kullandık mı diye soru kullanmıyoruz. Videolarda kullanıyoruz. Zaten videolar için yapıyoruz. Şimdi burada bir tane ona sizi davet edeceğim bir oyun var. Oyunlarla devam yine ediyoruz. Yine oyun. Ama bir şey soracağım. Bunun nasıl açıldığını ben bilmiyorum. Madem bir dış ses daha var burada. O zaman sizden bir Selena'nın yarışması rica ederim. Ooo. Evet. Tamam. Evet. En iyi diyen kazansın o zaman. Dış ses kusura bakma ama şu andan itibaren yenildin. Evet. Tamam. Evet. O zaman ilk ben yapıyorum. İlk sen yap, tamam. Sen de Dila Hanım dersin. Ha, tamam, evet, okey. Selena'nım, Selena'nım. Çok iyi. Tamam, evet. Sıra bende. Dila Hanım, Dila Hanım. Dila Hanım. Yaptın aşkım, yaptın. Dış ses kusura bakma ama şu anda itibaren yenildi. Hadi başla Atakan Bey, buyurun. Hadi. Üç olan kazandı. Atakan Bey, Selena 0. Oradan aldı. Sıra gitti. Takımdayım bu arada. Hadi bakalım. Evet. Teşekkürler. Yine atan kazanır. Atan. Selena atıyorum. Selena atıyorum. Ana geri çıktı. Geri çıktı. Aaa böyle oynandı. Tak. Hop. Sevgi kazandı. Şimdi nereye gidiyoruz ya? Şimdi var çok yoruldum yalnız. Bu takım beni bile yoğurdu yalnız ya. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Evet kesinlikle. Yeni bir odaya geldik arkadaşlar. Şimdi buradaki oyuncakları karıştıracağız. Herhalde burada da bir Selena söylediğim gibi sürprizlerin var. Sadece bir kısmı arkadaşlar. Hemen karıştıralım birazcık. Neyin var neyin yok. Oyuncakçıdan farkımız yok. Şu benim tahmin ettiğim şey mi? Aynen abi. Ciddiyiz. Aynen. Telefon var mı? Sen bunu biliyor musun? Sen biliyor musun? Ne o? Yok bilmiyorum. Bunu böyle buraya takıyor. Şöyle işte. Hiç ellerini yormadım. Öyle bir video. Öyle bir video çeksin kendini. Ayça'yla öyle bir video çek. Gerçekten. Şöyle sallana çek.
Hatta o videoyu da videoya koyalım, tamam mı? Çek kendimi. Dila, evet. Peki senin en sevilen oyuncakların hangileri ya? Böyle var mı favori oyuncağın? Veya senin çok sevdiğin, en sevdiğim oyuncağın en sevdiğim, bak şu çok güzel. Bu bir rulet. Böyle balon var içinde. Ondan sonra sayıyor, patlatılmaz. Kim de patlarsa. O çok güzel mesela. Balon rulet. Oynasak mı? Olabilir. Sonra bence bahçede oynayalım. Evet, bahçede oynayalım. Tamam, bunu ayırıyoruz, bahçede oynuyoruz. Peki şey var mı? Şaka oyuncakların böyle, ne bileyim. Şaka işte. Oyuncaklarım da var ama önce bir şey göstermek istiyorum size. Çok güzel, tam seveceğiniz bir şey var. Dur bak, buldum burada. Ha. Ne çıkıyor lan? Bunu çekeceksiniz ve içinden... Yani böyle diye bir şey. O ne? Bak bu bir konfeti çıkacak. İki taraftan çekin ama sıkı tutup çekin, tamam mı? Böyle ama korkmayın, üstünüze bir konfeti gelecek. Hadi. Konfeti mi? Evet. Sıkı tut. Sıkı çek. 3, 2, 1. Ben de korktum. Bu ne alaka? Niye öyle patladı ya? Korktum. Atakan gibi olan şey. Konfeti şeyle neydi o? Ne patlatmıştın sen? Ne ya? Şey, kim daha iyi tanıyorum? Torpil. Burada kutu oyunlarım var Selen'cim. Burada böyle kupalarım ve kumbaralarım var. Böyle bir sürü oyuncağımız var. Çünkü videolarda oyuncak kullandığımız için... Bunlar senin genelde kullandığın ve yeni aldığın oyuncaklar falan mı? Normalde kullanmıyorum, yanlış anlamadım. Hayır yani. videoyu bırakıp evde ondan sonra... Bir şey söyleyeceğim. Destesi bununla kovalamıyorum arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Hiç canın sıkılıp da böyle oyun oynayayım dediğin olmuyor yani. Böyle oyun oynadın. Yani bunlarla oynamıyorum. Bunlar video malzemesi olduğu için arkadaşlar. Ama... Bunlar... Ha bak, bu var. Evet, bununla oynuyorum. Aynen bak, bir dakika. Bu ne mesela? Bakalım. Dur bakayım. Topu. He, denge. Şey, dur. Şunu şuraya bastır. Ama bu psikoloji var ya. Attır. Oyna. Aynen. Bunu mesela oynuyoruz arada arkadaşlar. Çok iyi yaptı. Bayağı iyi. Ben 3 tane fazla sektiremiyorum yalnız. Çok bayağı iyi. Atakan başarılı. Siz devam edin akşama kadar. Bir şey söyleyeyim mi? Akşam sipariş vermez deneyim, biliyor musun? Bir şey sevince hemen aldım. Çok güzel. Abi evet. Çok iyi ya. Baksana. Şu tarafta ne var? Ben de merak ediyorum ama. Bu tarafta da videolarda hazırladığımız ürünlerin eşyalarını açabilirsem arkadaşlar. Yani karton, işte sıcak silikon. Evet, sakız makinesi. Her şey. Bir tane ikram ya. Aa, bir dakika. Ben sana bir şey verecektim. Dur. Senin makyaj yapmayı ne kadar sevdiğini biliyorum. Evet. Ben de oyuncakları seviyorum. Bu tarz ürünleri seviyorum. Ruj şeker. Oo, çok iyi. Ne biliyor musun? Şeker bunu? Mi? Bilmiyorum. Şeker kolalı. Bu. Aynen, şeker emiyor kız çocukları için. Hmm. Sakız istiyor musun? Sakız istiyor musun? Sakız istiyor musun? Çok güzel. Şöyle biliyorum, daha 1 lira atıyor, sonra çeviriyor. Bir şey söyleyeyim mi? Bunlar 1 lira bile değil artık. Her şeye zam geldi. 3 lira falan. ben 3,5 sene önce falan aldığım için 1 liradan verebilirim arkadaşlar. Ya işte bantlarım var, böyle şeylerim, eşyalarım var, makaslarım, perdelerim, ışıklarım, her şey düzenli olmak zorunda. Peki böyle kostümlerin var mı? Böyle ilginçin var. Hadi biz oraya götürürüz. Hemen çıkıyoruz zaman yukarı. Değil mi? Şimdi kostüm odasına geldik arkadaşlar. En sevdiğim şeydir, kılık değiştirmek, ben, cadılar bir şey olmak vesaire. Miyim? Konuya girmeden önce sen de biliyorsun. Bir gün şeydeyiz, İstanbul'dayız, tamam mı? Seninle ilgili bir anımız var. Benim Işıl diye bir yeğenim var, dayısıyım. Ya bir gün orada senin konun geçiyor işte, Dilakent. Allah Allah, Dilakent dedim, Dilakent'ten bahsediyor falan diye düşündüm, sen de orada değil mi? Evet dedi, Dilakent işte ben çok seviyorum işte dayımı. Ama bir şey söyleyeyim, seni masal kahramanı sanıyor, evet. Gerçek olmadığını ama düşünüyor. Ama bu gerçekten öyle sanıyorlar bu arada, çünkü gelip böyle anne gerçekmiş falan diyorlar ya da gelip böyle beni sıkıyor. Hı, hani, evet, bir şey sıkıyor. Diyorum ki neden beni sıkıyorsun? Ondan sonra annesi diyor ki senin gerçek olduğunu anlamaya çalışıyor. Beni prenses falan, böyle masal kahramanı. Masal kahramanı. Evet. Ben Işıl'a dedim ki, Dilakent dedim, benim arkadaşım Işıl dedim. İnanmıyor. Yok ki ne alakası var? Sen evet. Öyle, seninle sen, nasıl arkadaş sen olsun? Nasıl arkadaş olabilirsin masal kahramanıyla? Ben de fenomenim, niye? Dayın da fenomen, nasıl inanamazsın falan ama... Ama Dilakent dedi. Ondan sonra Selen şey yaptı, Dila'dan böyle ses kaydı aldı. Dila selam söyledi, Işıl'a selam söyledi. Bak Işıl nasıl biliyor musun? Evet. Bak Işıl, ben tanıyorum daha yeğenim. Dayısıyla o günden sonra gurur duydum. Evet, evet. Yemin ederim. Ama gerçekten benim için ne büyük gurur. Yani gözündeki bir hayal kahramanı dayısının arkadaşı yani. O yüzden dayısının kucağından iniyor. Ben de diyorum, ben de Işıl diyorum. Ben de hani Işıl diyor. Atakan. Ben de gurur duymuyorum. Ben o çok zaman değişiklik. Arkadaşlar masal kahraman Dila'nın kostümlerine. Çok bir şey yok. Yazlıkta da yarısı var bu arada. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle sana hemen bırakıyorum. Şöyle. Her şeyi indirebilirsin, karıştırabilirsin. Evet. Evet. Şunlar bizim evde olsa var ya,
her gece böyle sana şaka yaparım. Bir şey söyleyeyim mi? Sen bak, bana gece böyle bir şaka yapsan. Bu var. Seni hayattan yani, bezdiririm. Evet ben. Yani bilmiyorum sonra uykularım. Bu çok güzel. Bunu yurt dışından şey yapalım. Evet lan sonra ne yapıyorsun? Ay çok korkuyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Çok güzel. Ben de Dila'ya bakıyorum. Grinch bana bayağı sevilen bir içerik. Ben biraz böyle bir devam edeceğim. Ne dedim? Aşkım ya. Çok kötü. Ay çok çirkin oldu. Burun var burada. Ya arkadaşlar bu niye var mesela? Burun evet. Yani çok güzel ya. Bunları şey bir çok burun alalım ya. Diye mi alıyorsun yoksa şey diye mi böyle? Bıyık var mı? Bıyık, bıyık vardır. Aa bir dakika hadi. Bir dakika. Diş var Allah aşkına. Atakan'ın üstünde oynamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi saniye şunu açalım. Bıyık var mı? Bıyık. Ay yaptım valla. Dila kusura bakma ama. Yok canım ne kusuru. Gel gel. Bak burada da vampir var. Şimdi sen. Bıyıklar da burada. Uyuklar, uyut, uyut. Uyut ha? Uyut tutar. Bu ne? Dur. Al dur perip takalım miskin. Perip takalım. Al. Aşkım böyle kime benzedin ya sen? Bu arada senin izleyicilerin diyecek ki bu kız ne yapıyor bu kadar eşyayla, bu kadar şeyle. Arkadaşlar video çekelim. Evet ne yapıyor? Farklı şimdi sadece... Ay evet! Ne diyorsun ya ben? Vallahi ya. Bir saniye bu yüzden. Tek başına yani. Oynadığım için sürekli kılıktan kılığa girmem gerekiyor. Ama şunu çakıyor mu önce ya? Hayır ya. İğrenç ben hayatımda böyle iğrenç bir şey görmedim. Bir saniye. Onlara takıyor mu? Uyuk takmak istiyorum arkadaşlar Atakan'a. Bırakayım sana. Çok çirkin oldu. Ya böyle olsaydın mesela? Hep yine de. Yaşlanınca ne olacaksın sanıyorsun? Yine de severdim seni. Bunlar hep kafaya geçirmeli kıyafetler mi? Bunlar işte maskeler ve peruklar. İki aslında ayrıydı şu an birleştiler arkadaşlar. Bak bunları seversin. Kız çocukların bütün taçları falan böyle. Ay. Taçlarım oyun kent. İki kanalım olduğu için oyun kentte de bunları hep takarak video çekiyorum. Farklı çocuklar farklı. İçin gerçekten bir masal kahramanı olman çok normal yani. Şunları görüp gerçekten senden etkilenmeyecek bir çocuk tanımıyorum. Kesinlikle ya. Bizim bile arkadaşlar ilgimizi çekiyor ya. Ya. Hani 27 yaşında utanmıyor. Çok kıskandım ya. Kıskandım ya gerçekten. Ne öyle takmış onu görmedim ki. Gerçekten kıskandım. Güzel oldu mu? Ne kadar kötü oldu. Dila senin iki tane kanalın var diye biliyorum. Aynen. Bir tanesi de çocuk üzerine. İki çocuk kanalı. Yani aslında bir tanesi daha çocuk ağırlıklı ama diğeri tepki ve oyun videoları. Onun yaş kitlesi daha büyük. İki kanal var. Biri 4 milyonu geçti. Biri 1 milyonu geçti. Her videodan çok mutluyum. Yaptığım işte zaten sinema mezunuyum. 28 yaşındasın ama onların yaşına ayak uydurabiliyorsun. Daha önemlisi enerjisine ayak uydurabiliyorsun. İçimizdeki çocuklar ölmesin. Evet. Ölmesin. İçimizdeki çocuklar evet, ölmesin. Çocuklar, içimizdeki çocuk. O zaman yatak odana tamam, devam edelim. Devam edelim. Hadi gidiyoruz. Yatak odasına geldik. Buyurun. Hemen girelim. Buyurun. Duş sesin de sesi çıkmıyor. Ben bak en son en çok sevdiğim şey ne biliyor musunuz? Evet. Şu ayı. Evet. Arkadaşlar bu ayının bir özelliği var. Ayı normalde o kadar büyük gözükmüyor ama oturunca ne kadar büyük oldu. Bakar mısın Atakan? Oturmaya gerek yok. Bir kaldırabilir miyim şunu? Kaldır bakalım. Kaldır. Çok zor. Abi. Ooo. Çok iyi yaptın. Ooo. Ne sandın? Yıkılacaksın. Senle en çok sohbet etmek istediğim konulardan biri şu. Sen normalde gerçekten çocuklar için bir masal prensesiyken gerçek hayatta acaba nasıl birisin? Mesela çok merak ediliyor. Ben söyleyeyim size Dila'yı tanıyan evet, biri olarak. Evet sen ben ne diyecektim sen söyle. Yani bir kere enerjisine yetişmek mümkün değil. Yani o kadar yoruldum ki. Evet hiperaktif yani o enerjiye yetişmek mümkün değil. Ama senin aynı zamanda kamera karşısında yaptığın bir rol var. Evet. Yani şöyle sen şimdi çok çok fazla çocuklaşıyorsun işte role giriyorsun. Böyle hani 7 yaşa da hitap ediyorsun, 5 yaşa da hitap ediyorsun. 15 yaşa da hitap ediyorsun. Ve ses tonunu değiştiriyorsun, hareketlerin çocuklaşıyor vesaire. Hani bu gerçek hayatta tabii ki de bu kadar böyle değil. Mümkün orada değil, bir rol var. Sen oyunculuk eğitimi mi aldın veya çocuklara bir ilgin vardı da onları taklit etmeye mi başladın vesaire? Nasıl oldu bu serüven? Şimdi şöyle zaten yani oyunculuk hep istediğim bir şeydi. Birinci sınıfta da ben oyuncu olmak istiyordum, tiyatrocu olmak istiyordum. Hep içimde olan bir şeydi ama sonrasında zaman ilerledikten sonra sinema okumaya karar verdim. Sinema mezunu oldum. Yani kamera önünde değil, kamera arkasındaydım aslında. YouTube'un nasıl bir güç olduğunu aslında farkına vardık. Yani sinema zaten benim mesleğimdi. Evet. YouTube'da bunu icra edebileceğimi düşündüm. Evet. Sonra baktığımda da ben makyaj yapamıyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar.
diyorlarsa bu kadar. Bununla çıkıyorum kamera karşısına. Ben sana yaparım hayatım. Yemek yapamıyorum. Selen yapar bana. Yani ben ne yapabilirim? Konuşabilirim ve ondan sonra benim çok büyük bir Barbie koleksiyonum vardı. Küçüklüğümden beri biriktirdiğim Barbie'ler vardı. Evet, sen aslında vardı. İlk Barbie videoları çekiyordun. Bu arada Dila Kent değil Barbie Kent'ti arkadaşlar. Barbie Kent diye açtık biz kanalı. Barbie'lerle uğraşırken bir anda kitlemin daha büyüdüğünü, ondan sonra genişlediğini aslında büyümeden kalkıp evet. genişlediğini ve erkek izleyicimin de olduğunu fark ettim. Hı hı. Ya aslında süreç öyle gelişti. Yani Barbie Kent'ten Dila Kent'e bir geçim oldu. Evrim oldu. Çocuklara aynen. ilgim hep vardı. Sinemaya ilgim vardı. Oyunculuğa ilgim vardı ve YouTube aslında hepsini bir arada yapmama olanak sağladı. Ya, birçok insan çünkü biz hani YouTuber'lar genel olarak biz YouTuber'lar yalnız. Biz YouTuber'lar. Atakan yokken vardı biz YouTuber'lar. Biz dedim 3 ay olmuş YouTube açalım biz YouTuber'lar olduk. Siz YouTuber'lar. Ben dış sese tutuldum biraz ya. Dış sese tutuldum. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Dış sesin yüzünü hiç göstermedik. Ona sadece sesi duyuluyor ve herkes deli gibi merak ediyor. Ama hiç gösterme istemem. Şu an bir şey söyleyeceğim. Dış sesin videoda... kafasında maske var desem inanır mısınız? Yok inanmam. Arkadaşlar muhabbet bitecek. Artık oyun oynayalım. Ben oyun oynamaya geldim. Kusura bakmayın yani. Oyun oynuyorsak o zaman ben seni bir odaya daha götürebilirim. Muhabbet edecekseniz edin de yani. Ya bu kadar da olmaz adam sıkıldı yani. Ben oynamaya geldim. Hadi. Hadi oyun oynayalım o zaman. Bugün Kent Odası'na geldik arkadaşlar. Dila'nın ikinci kanalı. Çok şükür ya. Çok şükür. Aa, sevdiğim bir şey bulduk arkadaşlar. Otur otur nereye kadar? Muhteşem. Abi bak. Ya rica edeceğim ama ne olur bunları böyle... Yapmayın. Çok zor kuruluyor çünkü. Sizin ben bunları yıkarsam gerçekten bunları toparlaman zor olur. Bunlar arkadaşlar manyakları var çok biliyorsunuz. Bak ben, Lego manyakları. Ben şu an doğum gününde bana ne alacağını öğrendim. Evet. Anlatabildim mi? Lego şöyle büyük yapabileceğim. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bura ne? Peki tam olarak duvar neyi duvarı? Yani şöyle genelde işbirliklerimden ağlama duvarı. Ağlama duvarı. Kafasıyla kulakları. Sen anladın. Kovacağım şimdi sizi Selen abla. Burası senin iş birliklerinden evet. birleştirdiğin o. Aynen Legolar, Roblox'lar. Hayır hayır hepsi değil. Legolar falan. Ne sevdiğim şeyler bu arada. Şunları ha onlar kutular değil mi? Açılmış halleri. Yapılmışlar, yapılmışlar burada. Ondan sonra kutularını da oraya koydum. Çok iyi. Tam bozmalık var. Şu an öyle bozuldu. Ama bunları bozmazsan çok mutlu olacağım mesela. Bu da Lego'dan. Evet. Bunların koleksiyoncuları var ya. Evet. Sen de bilirsin. Lego, Lego severler. Ekranı bir anda sattım. Legoların biliyorsunuz. Olmuyor ama. Çok güzel. Olmuyor. Çok iyi. Arkadaşlar, Dila Kent'in harika evini gezdik. Oyunlarla da... Şunu görünce biz ne yapıyorduk? Dila özür dileriz, kusura bakma ya. Bence Dila alışık böyle şeylere. Yani bu kadarına olmaya da bir şey yapmadık. Oyun diyarı, muhteşem bir evdi. Aşırı eğlendik. Umarım siz de bizim kadar çocuklaşıp eğlenmişsinizdir. Evet, Atakan kadar olsa yeter arkadaşlar. Aynen, Atakan kadar eğlendiyseniz yeterli. Gerçekten video boyunca çocuklaştık. Hepimizin içindeki o çocuk dışarı çıktı. Bize kapılarını açtığın için çok teşekkür ederim. Rica ederim, mutlulukla. Gerçekten benim için bir zevkti, çok güzel bir içerikti. Şimdi Dila Kent'e yakışır ve bitiriş yapmak istiyorum ben arkadaşlar. Selen'in elinde tut. Ama patlatacak diye çok korkuyorum. Final oyunuyla karşınızdayız. Dışarı çıkıyoruz. Ama dur Selen Hanım. Şapka takacaksak biz de şapka da var. Evet, arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı. Dağlar biter. Ama hile yaptın aşkım. Hile yaptım ben bugün sana küstüm balonun zaten. Balonun patladı. Konuşmuyorum ben seninle konuşuyorum. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.